Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Sabahın nur ve hayır olsun inşallah. Bu Afganistan ve Taliban hakkında bir kardeş soru soruyor. Ben ders yapmadan önce onu yayınlayacağım. Orayı fazla tafsilatla girmedim çünkü konumuz o değildi. Şimdi ben şimdi masama oturdum. Orada söylediğimi kafamda olan ezberimdekini söyledim. Sonra bunun hakkında ustad ne diyor diye ben bir baktım. Bir ölçü hatırlatayım Risale-i Nur'da. Sevgili canım kardeşlerim, ölçü şu. Eğer sonucu bilmeden süreci tahlil edip, tahkik edip sonuca varmak çok müşkil. Yapamazsınız, yapamayız. Asrın imamı olmak gerekiyor. Süreçten sonuca çıkamayız. İlla asrın imamı olacak. Asrın imamı ne yapar? Sonucu bize söyler. Süreci o noktadan takip ettirir, yorumlattırır. Örnekleyeyim. Ustadımız diyor ki, tabi Risale-i Nur ölçüyse senin. Ustad diyor ki, İttihat-ı İslam olacak. Bu sonuçtur. Ha, bu sonuca göre Afganistan'ı, Türkiye'yi, Irak'ı, Katar'ı, Mısır'ı öyle yorumlayacaksın. Surette çirkin dahi gözükse sonuca göre bu böyle değildir. Arkası farklıdır diyeceksin. Çünkü sonuç süreci yönlendirir, anlamlandırır. Üzerindeki sureti ve arkasındaki hakikatları fark ettirir. Yoksa surette kalırız. Bir hadis var. Hadis. Talikan hakkında hadis var. Bunu şey diyor ki İbni Cevzi gibi zatlar bunu reddetmişler. Peki İbni Cevzi ölçü müdür? Değildir. Mutlak değildir. Ustad Mektubat adlı eserinin 94. sayfasında diyor ki, yalnız İbni Cevzi gibi bazı muhakkikler, muhakkiktir, tenkitte ifrat edip, bu insanın tenkidi çok fazla, ifrat bu. Bazı ehadisi sahihaya da mevzu demişler. Fakat her mevzu, yani her mevzunun, her şeyin manası yanlıştır demek değildir. Belki bu söz hadis değildir denebilebilir. Ama manası yanlıştır değildir. Vaka da bunu gösteriyor. O zaman böyle bir tarzda bakmak doğru değil. Ben sonra baktım, Taç tercümesi. Fiten bahsinde bu hadis geçiyor. Talikan'a yazık oldu. Başka nereden geçiyor? Ramuzül Hadis'te geçiyor. Ama İbni Cevzi ifrat etmiş, değildir demiş. Ama bu ciddi hadislerde geçiyor. Ölçü şu. Sonuçtan süreci takip et. Asya şurası olacak diyor mu Üstad? İttihad-ı İslam, İslam Birliği olacak. İslam Birliği denince hemen Araplarla Türkler Birliği anlaşılıyor. Hayır. Böyle beynelmilen dünya, küre-i arzda, dünya üzerinde İslam hakimiyetini, ilk çekirdeğini, mukaddemesini ustad Türklerle Arapların değil, hemen o anlaşılıyor. İslam Birliği deyince Asya Şurası olacak diyor. nurdersi.com'da Asya Şurası'nı bir dinleyin. Orayı Asya. Asya Şurası'nın tam göbeğindedir Afganistan. Asya Şurası tam göbeğinde Afganistan'dır. 70 küsürden beri savaşıyor. 50 seneden beri savaşıyorlar. Ve Talikan'ın başları şüpheli zaman zaman olmuştur. Ama Taliban hareketi medrese talebi, ehli sünnettir. Afganistan hakkında, Taliban hakkında geçen hadis şöyle. Talikan'a yazık oldu. Şüphesiz Allahu Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah hakkıyla bir bilen insanlar vardır. Onlar ahır zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdırlar. Aynı böyle geçiyor. Talikan, Taliban zaten talebe demek. Bir talebe hareketi başlamıştır. Ehl-i Sünnet biliyor, biraz önce de anlattım. Talikan da bir yörenin de aynı zamanda Afganistan'da bir ismi.
O talebelerin talikandaki hareketinin ilk öyle başlamış. Molla Ömer bunların başıydı. 50 tane medrese talebesi, Ehl-i Sünnet vel Cemaat talebesiyle başlamıştı. Hadis metni de aynı böyle geçiyor. Amerika çıkıyorum diye Türkiye ile ama tuzağa düşmüştür Amerika. Ve aynı öyle Ehl-i Sünnet'e ve Mehdi'ye yardım edecek halis Müslümanlar vardır. Sonuç ve evvel ve ahirini tavsiyemiz şudur Risale-i Nur'da. Sonuçsuz sürece bakmak, surete hapsolmak demektir. Sonuçla süreci takip etmek, sonuç nedir? İttihat-ı İslam, Asya Şurası olacak. Afganistan öyle bakınca her şey gözüküyor. Ama yoksa aynı şeyi göremezsin. Sevgili kardeşim, selamun aleyküm. Bir, bela ve musibetler, yangınlar, tufanlar neye geliyor? Genel. İki, imani ders. Birincisi abi, güncel bir mevzu. Afganlar niye geliyor abi, onu yapalım. Evet, tufanlar niye geliyor? Afganlar niye geliyor? Afganlar geldikleri için geliyor. Tufan, bela ve musibetler. Afganlar neye geliyor? Hadis-i şerifle cevap vereyim. Hadis-i şerif var. Afganistan'da bir şehir var. Şehrin adı Talikan. Allah Resulü diyor ki Talikan'a yazık oldu. Orada Mehdi'ye yardım edecek cemaat azmi var diyor. Mehdi'ye yardım edecek, siyasi Mehdi'ye yardım edecek cemaat azmi geliyor. Suriye'dekileri getirip burada yetiştirip oradaki zındıklara karşı gene kendi memleketini savunmak için o zaman da aynı şeyi söylüyorlardı. Onları yetiştirip onlar şu anda savaşıyor. Yani ölenler Türk askerinde kimse yok ki öyle. Ancak suikastı bilmem nedir yukarıda Rusma şeyi. Ama Afganistan'da öyle. Aynı kanun devam ediyor. Ama Allah Resulü'nün hadisi var. Halis ümmetimden diyor cemaat azimi var diyor. Talikan'da diyor. O diyor Mehdi'ye yardım edecek diyor. Onun hakkında hadis var. Oraya muvaffak olacak diyor. Böyle İran'dan aşağıya böyle fethi yapacak onlar. İran'ı da onlar fethedecek. Türkiye Cumhuriyetlerden de Türk Birliği Asya şurası fethedecek. Şey Türkiye'de buluşacaklar. Allah nasip ederse. Aynen seyrediyoruz. Oluyor. Aynen ben de böyle hissediyordum. Bu hadis ben rivayetleri söylüyorum. İfade edemiyordum. Güzel hadiste teyit edilerek güzel ifade. Evet. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Talikan'a yazık oldu. Talikan'a. İşte o zaman yazık oldu. Oysa orada halis müminler var diyor. Mehdi'ye hizmet edecek. Mehdi'ye. Sonra en son muvaffak olacaklar diyor. Sonra şey Fars'ı fethedecekler diyor. İran şimdiki tabiri kullandım ben. Fars'ı fethedecekler. Tabi yani. Ayetullahlar şey demektir. Ayetullah Sistani, işte Hümeyni velayet. Bunlar Allah adına yeryüzüne karar verme yetkisine sahip demektir. La teşbih ve la temsil. Yani papa gibi karar verdiği bir şey Allah hesabın olduğu için Allah demiş oluyor. İşte onlar kalkacak ya. İki şey ya İslam şey olacak. Ehl-i Sünnet'e dahil olacak. Asali Bedi'den söylüyorum. Bu kadar rahat, bu kadar vecizden söylemiyorum. Olayı bildiğim için söylüyor. Burada tevazu yapmayacağım çünkü Risale'den naklediyorum. Diyor ki Şialar ve Vehhabiler ya yok olacaklar tasfiye ya Ehl-i Sünnet'e dahil olacaklar diyor. Şiaları Afganlar Talikan diyor. Orada muvaffak olacak. Yazık oldu diyor ilk önce. Talikan'a yazık oldu diyor. Oradan Fars'ı ortadan kaldıracak. Fars'ı sonra Türkiye'ye gelecek. Bu koridordan. Bu koridordan da Asya şurası gelecek. Asya şurası gelecek. Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de bir olacak ve siyasi bir güç olacak. Allah Resulü'nün tabiriyle siyasi Mehdi yardımcıdırlar diyor. Asya şurasını dinlerseniz dersi görürsünüz. İttihat-ı İslam deyince hep böyle Türklerle Arapların birliği diye bu vitrindekiydi.
aslı arka taraf öyle değil. İslam Birliği deyince hemen Arabistanlar, kuvvetler, şunlar, Suriye falan, Mısır biri olacağız falan değil. İlk önce Asya şurası. Ustad, bir insanı çok methetti mi külliyatta, bir şeyi çok öne çıkarttı mı, bilin ki arkada başka bir şey var. Çok öne çıkanlar vitrindeki, arkadaki icraatçıları rahat hizmet ettirsin diye yapılıyor. İttihat İslam denince Arap dünyası böyle, dolayısıyla Amerika, Avrupa hep Arap dünyası, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan çullandılar Mısır'a. Bununla meşgul olurken oysa ondan önce Asya Şurası olacak diyor. Asya Şurası diye dersi bir dinleyin. 18 dakikalık bir derstir. Asya Şurası İttihat İslam'dan olacak. Ha? Asya Şurası Türk Birliği değil yani. Türk Cumhuriyeti değil. Malezya, Bangladeş, Endonezya, ondan sonra Rusya, Çin. Öyle eski filmleri, Doğu Türkistan'daki o şeyleri, temcit pilavı gibi pişirip pişirip dünya medyasında Doğu Türkistan'da zulüm oluyor. Bunları Yahudi medyasının bu Asya Şurası'na mani olmak için yaptıkları, servis ettikleri şey. İlmi siyaset böyle yani. Siyaset yapacağız deyince yalan olduğunu göreceksiniz. Onlar temcit pilavı gibi Çin'de şu oldu, bu oldu, bizim Müslümanlar da yiyor tabii. Televizyon dedi, gazete dedi, Kur'an dedi gibi inanıyorsun. Asya Şurası'nda Filipinlere kadar, Malezya'ya kadar, Bangladeş, Çin, Hindistan'ın ekserisi, Rusya, Türkiye Cumhuriyetleri'nin komplesi. Bu şey birliği olacak. İttihat İslam'dan önce Asya Birliği. Asya Şurası olacak diyor. Yani dikkat edersen o kadar var ki. İttihat İslam'dan daha fazla bahsediyor Asya Şurası ama Allah'ın hikmeti kimse görmüyor yani. Ondan sonra şeyleri çok nazara veriyor. Bazı varisleri nazara veriyor. Arkadakilerin işi kolay oluyor. Onunla meşgul olurken arkada iş yapılıyor. Hey gidi kardeşler hey. Nasıl ki Yahudi medyası yapmak istediklerini nazarı bir yere çeviriyor da yapıyor ya. Zannediyor musunuz ki İslam alimleri, İslam alimlerinden kaptılar bunu. Bunu rahmetli Turgut Ozan'ın da vardı. Mesela bir mesele atardı. Medya bir şey yapardı. Herkesi onunla meşgul ederken arkadaşı bitiriyordu. 163. maddeyi öyle kaldırdı. Zannediyorum alimler böyle sif imani ders yaparlar. Ondan sonra şey yaparlar. Risale-i Nur sif böyle gözüktüğü gibi değil ki. Bakın gördün mü nasıl pis kanun işliyor? Asya Şurası önce. Vitrindeki şahıslar, vitrin arkası acayip işliyor. O tür insanlar gözükmezler. Arkadakiler gözükmezler. Esas iş yapanlar. Fırtına gelir, ağacın dalını, budağını koparır, atar. Kök sağlamsa gene gelir, hiç şey yok. Evet, şu anda bu kadar umumi müsvet herhalde kulasalandırdım. Ama bizimle alakası var mı? Bu bela ve musibetler niye genelleniyor? Ben şimdi canlı yayında olanlar Sultanbeyli Dershanesi'ndeyim. İşte dershanemiz de salı günü ama şeyle tevafuk etti. Canlı yayın bugün de şey var. Bizim dersi sırası olan ben birisi var zannettim ama demek ki yokmuş. Ama güzel oldu, iyi oldu. Niye? Böyle olması lazım ki. Lazımdır ki böyle olsun. Rüştü abi derdi. Rüştü abi niye böyle oluyor? Lazımdır ki böyle olsun. Ne olması lazımdı? Olması gerekenler oluyor. Ya bu adam niye böyle yapıyor? Niye böyle gitti? Niye başına böyle geliyor? Öyle olması lazımdı. Herkes layık olduğu yerdedir. Liyakatına göre muamele görüyor ve görecek. Madem böyle bir ilmi muhit ezeli var, insanları ve insanların amellerini görür. Kim nereye layık ve mustahak ise onlara öyle muamele etti ve edecek diyor. Duydunuz bir daha? Mektubattan söyledim. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var. Ya bu niye böyle oluyor? Niye gidiyor başıma? Niye böyle geliyor? Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli bizi nazar ediyor. Bizi görüyor. İnsanları bir, insanların amellerini iki, görür. Kim nereye layık ve mustahak ise onlara öyle muamele etti, ediyor ve edecek. Üç zaman kipini kullanıyor.